Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere balkonumdaki çiçeklerin bir kısmını, şöyle duvarda rafta asılı olanları kısacık göstermeye ve isimlerini söylemeye çalışacağım arkadaşlar. Güzelliklerini ve güzel çiçek açmış hallerini göstereceğim. İlk önce yukarıdaki, en üstteki atlas çiçeği ve kaktüsler, gözyaşı çiçekleri. Bu görmüş olduğunuz atlas çiçeği, bunlardan başlayacağım arkadaşlar. Lütfen videoma beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlere birçok çiçeklerin bakımlarını da kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. Takipte kalın. Görüyorsunuz, boylu boyuna uzanmış olan benim güzel atlas çiçeğim halinde büyümeye devam ediyor. Çiçeğini hiç görmedim daha bunun. İlk defa ben de göreceğim. Yan taraftaki opuntia, tavşan kulağı kaktüsü, kışın aşı yapmıştım. Yaklaşık 6-7 aylık bir aşısı kaktüsümün yine. Gayet güzel, sağlıklı bir şekilde yılbaşı çiçeği kaktüsümüzün üzerinde büyümeye devam ediyor. Gayet de sağlıklı görünüyor. İnşallah o şekilde kalır. Atlas çiçeğine de aşı yapmıştım aynı şekilde. O biraz problemli oldu ama yine orada aşı yapmış olduğum var. O da atlas çiçeğine aşılı. Bir dalı gayet güzel şu an. Görüyorsunuzdur umarım. Bakın, yılbaşı çiçeği taze sürgünleri üzerinde görünüyor arkadaşlar. Yan taraftaki benim parmak kaktüsüm veya maymun kuyruğu kaktüsü de diyen arkadaşlarımız var. Güzel, hızlı çoğalır. Bakımı zahmetsiz bir çiçek. Ben bunu çok seviyorum. Çok da güzel. Kırmızıyla turuncu arası güzel de çiçekleri var. Harikalar. Yine bir kaktüsüm. Bu da benim bir yıllık kaktüs. Kasım ayında yılını doldurdu. Dolduracak mı oluyor? Evet. Kasım ayında doldurmuş oldu. Yine orada bir gecelik gelin çiçeğimi de görmüş oldunuz. Bu kohlera çiçeği açmış olan, çok güzel yaprakları var. Gördüğünüz gibi Onis erigona çiçeği açmış olan kohleramız. Diğerleri de yine burada. Bu üçlüyü bilirler. Ben aldığım çok da sağlıklı değillerdi. Bakalım gelişimleri nasıl diye size videolarını paylaşmıştım. Kohlera bakım videosu oynatma listesine gidip bunların bana ilk geldikleri anı görebilirsiniz. Bakın artık onlar da çiçekteler. Yavaş yavaş minik minik çiçeklerini görebilirsiniz. Rengi çok güzel bunun da. Bunda benim ilk yılım. Yani ben de ilk yılı bu kohleranın. Daha henüz kendisi bile çok da büyük değil. Yine orada kırmızı kohlera var. Gördüğünüz Erianta polenli bir kohleradır. Eğer tozlaşma yapmasını istiyorsanız tabii ki kendiniz kulak pamuğu veya başka bir malzeme kullanarak bunun polenlerinden, polensiz olan kohleraları tozlaştırabilirsiniz. O nedenle Erianta cinsi denizde olması bir yandan önemli. Her kohlera polenli değildir arkadaşlar. Evet, bu da güzel benim kohleram. Blue Red ismi. Çok güzel, iri çiçekli. Şöyle uzaktan size göstereyim. Maşallah demenizi bekliyorum bu güzeli görünce. Bakın, top top çiçekleri açmış. Aynı üzüm salkımı gibi. Bir kök sadece bu. Bir yandan da saksı içerisinde sürekli yavrular veren ve ben bunlardan satış yaptığım kohleram yine bunun ürettiği yavrulardan ayırıp satış yapıyorum. Çok güzel, gayet de güzel bir rengi ve çiçekleri de gayet büyük. Normal kohleralara göre iri çiçekli. Bunlardan yapraktan üretiyorum. Onlara da yine bakabilirsiniz. Hemen yan tarafındaki kohleramızda gördüğünüz ismi Bibi. Yaprakları bakın, her ikisinin de birbirinden farklı. Çiçek rengi de farklı. Biraz akşam güneşi vurduğu için renk birazcık tam net görünmeyebilir sizlere ama gayet güzel rengi var. Yan tarafta salkım olmuş. Benim küpeciklerimin arasındaki o uzayan dalda Hoya mum çiçeğinin dalı. Size ana kökünü de gösteriyor olacağım şimdi. Benim küpelim klasik. Uzun zamandır bende olan, artık büyümüş dalı olan, çok güzel
artık kalınlaşmış kök yapısı olan bir küpe çiçeğim. Bunlar ilk yıl fidesi olan bendeki Swing Time ismi küpe çiçeği. Katlı, çok güzel yine. Tomurcukları gayet güzel, böyle dilim dilim gibi bir şekli var. Çiçeği de harika. Biraz güneş yansımasının dolayı çok da rengini göremeyebilirsiniz çiçeğinin, ama çok güzeldir. Yine küpe çiçeklerinden devam edelim. Bunlar benim çelikten üretim yapmış olduğum klasik kendi küpe çiçeğim arkadakiler. Bu da Funsia Orange diye, ilk defa açacak bende, açmadı. Açmış solmuş olanlarımız var. Yan tarafta katlı Blue Angel, bu görmüş olduğunuz balkonumun güzelliklerini sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Dışı beyaz, içi çok güzel rengi olan harika bir küpe çiçeği. Bunların ilk yıl olduğu için fideleri çok büyük değillerdi. Saksı olarak da çok büyük değil. İlk çiçeğini açtığında mavi gibi bir renk oluyor. Sonra renk tonu açılıyor bunların. Saksıda ilk açanla eski açan çiçeği renk tonu da farklı görünümlü oluyor saksıda. Bu da Erianta Kohlera. Anaç kökümüz. Gayet bol çiçekli. Böyle anaç kök, iri saksıda olanlar bol çiçekli olur. Bu da benim parmak kaktüsüm yine. Aslında bütün o görmüş olduğunuz parmak kaktüsleri bu küçücük bardaktan kırılanları ekmiş olduğumdu. Hepsi bundan çoğaldılar. İşte yine güzel mum çiçeklerim. Orayı da kaktüsümüz değerek biraz yıpratmış. Hiç önemli değil. Mecbur, böyle yer darlığından birbirlerine bazen zarar verebiliyorlar. Böyle akşam güneşi ve sabah güneş doğumunda çiçeklerim benim çok az, çok fazla değil. İşte gördüğünüz kadar güneş alıyor. Fazla güneş alan yere koymuyorum çiçeklerimi. Kışın zaten almıyor, hiç almıyor. Yazında böyle çok az güneş alan ve açık balkonda bakmaya da özen gösteriyorum. Çilli begonyam bu da. Çiçekleri sürekli üzerinde olur. Yılın hemen hemen tüm aylarında üzeri çiçekli. Bu yeni gelişen, çelikten ekmiş olduğum bir yıllık durumu bu şekilde gelişimi. Ama bir karışken çiçek açmaya başladı. Devamlı da çiçek açar. Yine arkada görmüş olduğunuz benim güzel atlas çiçeklerimden bir tanesi. Ana yaprağımız bu. Çelikten ürettim yine. Köksüzdü. Yanlardan verdiği yavruları bunlar da. Klasik küpe çiçeğimiz. Gördüğünüz minicik çiçeği var. Çok iri çiçekli ya da katlı değiller. Bu da tomurcuğu üzerinde Bibi ve Hoya'mızın artık dalı iyice uzamış. Kitlope pembeler, yine Kohlera türü onlar arkadaşlar. Burada bir küstüm çiçeği fidemiz var. Bunu da küstürmeden geçmeyelim. Gördünüz, dokunuyoruz, küsüyor. Yapraklarını kendiliğinden kapatıyor. Bu da kendisinin yapısı bu şekilde. Akşam olunca da hiç siz dokunmasanız da kendiliğinden kapanabilir. Lilyum zambağımızın tohum kapsülü bu gördüğünüzde. Artık lilyum zambaklarımız açtılar, açımını tamamladılar. Artık soğan ve kök geliştiriyorlar kendilerine. Toprak içerisinde yumru geliştirdiği için de yapraklar halen yeşil. Evet, bu da benim siyah küpeli çiçeğim. Fuchsia Blechk ismi de, yani işte siyah küpe çiçeği demek anlamına geliyor bizde. Bu da benim de ilk yılı. İnşallah sağ selim bir dahaki yıla da güzel çiçeklerini görmek nasip olur. Bakın burada yine güzel çiçekleri var. Rengi çok güzel. Bunun açımını merakla bekledim ve gördüm. Çok mutlu oldum. Sizleri de yine tüm küpe çiçeklerimin hepsinin özellikleriyle tek tek videolarını kanalımda
paylaştım. Bunlara da bakabilirsiniz. Bakın bu yine farklı. Çok katlı değil ama dışı beyaz. İçi pembeli güzel bir küpe çiçeğimiz. Bu da yeşil yapraklı gerbera çiçeği. Kırmızı çiçekleri olur bunun. Çok fazla renkleri var. Genelde çelenklerde kullanıldığını görebilirsiniz. Çelenkler üzerinde gelir. Tomurcuğu var üzerinde. Kırmızı çiçek açacak. Sürekli toprağının nemli kalması gerekiyor. Eğer bir gün sulamayı unutursanız devisi gün yaprakları buruşmuş bir şekilde bulabilirsiniz. Ben de o şekilde bazen buluyorum. Hemen su fısfıslıyorum yapraklarına. Direkt suluyorum. Ve tekrar yemyeşil bir şekilde hayata dönüyor çiçeğimiz. Bir de gardenyamız var. Bu dalda tuttuğum o çiçek de gardenyada arkadaşlar. Ve bir karanfilimiz. Altta benim yılbaşı çiçeklerim var. Yeni üretimde olanlar pet bardakta. Arkadaki klasikler, kayınvalidemden getirmiştim onları. Kırmızı genelde kırmızı ama uzun, çok küçük değil çiçekleri, büyük çiçekleri olan kırmızı yılbaşı çiçeği arka kısımdaki. Beyazı var, turuncusu var burada yine. Ve pembe renkte olanı var. Çok güzeller. Evet, dokunduğum için benim hemen dökülüyor çilli begonyamın çiçekleri. Burada bir mor Achemenes çiçeğimiz. Snow of diye biliyorum ismini ama net emin değilim. Snow of da böyle bu renkte, mor renkte açıyor ama çok az, belli belirsiz bir farklılıkları var gibi ama iki tane aynı benzeyen, buna benzeyen cins var. Ben artık buna Snow of ismini koydum ve kalıyor o şekilde. Yine benim bir küpe çiçeğim artık açımını tamamladı. Yeni taze sürgünler vermek üzere o da. Bu dot Achemenes'lerim var yine benim alt katta yine birkaç tane. Yine çok güzel bir Achemenes çiçeği, o ismi dot demiştim onu. Yaprak güzeli kalonşo ismini Şeflera çiçeğimiz. Çelikten köklendirmiştim. Yeni sürgünlerini görüyorsunuz. Geçen yıl kapıma zah hediye bırakmışlardı. Apartman girişinde bulmuş olduğum kaktüslerim. Canlı yayında sizlerle birlikte ekmiştik onları. Gelişimlerinde şimdi görmüş olduğunuz yine aslan ağzı çiçekleri. Çelikten üretime geçmiş olduğum küpe çiçeklerim. Bakın. Çeliğin üzerinde minicik tomurcukları vardı. Kimisinin, kiminin yokturdu ama gayet güzel kök vermiş durumdalar. Yapraktan üretim, sukulentler. Altta yine benim. Bunlar satıştalardı arkadaşlar. Bunlar satıldı. Siz videoyu izlediğiniz onlar evine gitmiş olacaklar. Güzel benim yağlı begonyam ve yapraktan üretime geçmiş olduklarım. Sukulentlerimiz. Yine orada. Atmaya kıyamadığım kırılan sukulent yaprakları. Benim şöyle kısacık çiçeklerim ve raftakileri de sizlere paylaşayım. Kaktüslerim, tomurcuktalar arkadaşlar bakın. Çok güzel tomurcukları var. Üzerinde inşallah güzel çiçeklerini de birlikte gözlemleyeceğiz. Takipte kalırsanız inşallah çiçekleri de görmüş olacaksınız. Burada da Achemenes'lerimin diğer türleri var. Kimisi tomurcukta, kimisi açmış, kimi daha henüz kendisini geliştiriyor, açmamışlar. Harikalar. Karanfilim, klasik yine. Takipte kalırsanız tüm çiçeklerimden yine haberdar olursunuz. Umarım güzel, eğlenceli olmuştur size. Balkonumdaki çiçeklerin bir kısmını göstermiş oldum. Bu da Tropical Mixton ismi. Bunlar tek tek. Hepsini birden hatırlayamıyorum. Bu Abyss. Hepsini tek tek yine sizlere videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Bu hayatta en önemlisi sağlık. Tüm videolarımın sonunda sizlere söylediğim gibi. Sağlıklı mutlu günler dilerim sizlere. Eğer kanalımın büyümesine destek olmak istiyorsanız kanalıma önce abone olup bildirimleri tümünü açarsanız ve videolarımı da sevdiklerinize paylaşırsanız
Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ben de sizlere çok teşekkürler ediyorum. Sizlerin sayesinde güzel videolar paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Umarım desteklerinizi esirgemezsiniz. Ben de mutlu olurum. Bir sonraki videomda yine görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Mutlu, huzurlu günler dilerim sizlere arkadaşlar.